Herkese merhaba. Çok merak ettiğiniz bir otomobille birlikteyiz. Kia Niro. Hibrit bir otomobil. Oldukça az yakıyor. Kia Niro aylardır istiyorsunuz benden. Aslında Hyundai Ioniq'le kuzenler. Yani altyapılar aynı, motor şanzımanlar aynı. Oldukça sorular geliyordu bu otomobille ilgili. İstiyorsanız hep beraber incelemeye başlayalım. Anahtarımız böyle. Frene bastım. Şu an otomobil çalışıyor. Gözlüğümüzü de koyalım gözlüklüğe. Ayağımızla da kaldırdık ayak frenini. Ya bu hibritlerde o ilk gaz tepkisi elektrikli motorla olduğu için inanılmaz. Yani o bir de vızz diye o elektrik sesi geliyor. 32 kW'lık 32 x 1.36 yani 43 beygirlik bir elektrik motoru var. Bu elektrik motor bir de torku çok yüksek olduğu için elektrik motorların şehir içi dur kalk trafikte hemen elektrik motorunu kullanıyor. Bu da tabii özellikle yoğun trafikte yakıt tüketiminizi inanılmaz aşağılara çekmenize sebep oluyor. Yani gerçekten böyle 4 litrelerin altına inebiliyorsunuz böyle hafif akan trafikte. Onun için bayılıyorum o hibritlerin kullanışlılığına. Pil bittiği zaman motor otomatik çalışıyor, kendini şarj ediyor. Yani hiçbir zaman pilsiz kalmıyorsunuz. Çünkü altınızda 102 beygirlik, 150 Nm torkluk bir benzinli motor var. Ben daha önce Ioniq testinde şey demiştim, elinde işte motorlar kalmış Hyundai'nin. Bu motorları da hibrit ünitesiyle kullanıyor. Öyle değilmiş, tamamıyla hibrit otomobiller için yeniden dizayn edilmiş bu atmosferik motorlar. Buradan da onu düzeltiyorum. Hazır motorlardan başlamışken öyle devam edelim. Totalde otomobilin gücü 141 beygir. Yani bastığınız zaman şöyle gayet yürütüyor otomobili. Otomobil 18 inç jantlarıyla 1587 kilo. 11.1 de 0-100 değeri var. Şöyle hatta spora alalım. Spora alınca böyle hafif turuncumsu oluyor ekran. Bir 0-100 göstereyim size. Şöyle durduk. Bir ayağım frende. Bastım. Bir de fren yapalım bakalım. Güzel dörtlüğünü de yaktı. Üzerinde 225-40-18 Michelin Pilot Sport'lar var. Lastik de iyi lastik zaten. Gayet tepkili durdu. Fren pedalı falan da iyiydi. Hatta ABS'si de bir enteresan. Hiç ayağıma tepki vermedi. Normalde ayağı ABS'de şey olur ya böyle hissedersin ayağınla. Bunu da hissetmedim. Şöyle bir şey var, bu otomobille sürekli az yaktırmaya çalışıyorsun. Hep sürekli bir verimlilik oluyor kafanda. Enteresan bir psikolojiye bürünüyor insan. Hani gaza basmak istemiyorsun, hep daha az tüketeyim, daha az nasıl yakarım. İşte çünkü burada ekranlarda şey de var, sürüş analizini yapıyor. İşte yüzde kaç agresif kullandın, yüzde kaç normal, yüzde kaç şu an mesela 57 ekonomik, %31 normal, %12 agresif kullanmışız. Onu böyle hep minimuma çekmeye çalışıyorsun. Kendi kendine sürekli bir yarış içine giriyorsun az yaktırmak için. Tabii merak ediyorsunuz ne kadar yakıyor. Şehir içinde çok rahat 6 litrelerin altında geziyorsun. Yani ben 5.2 falan yaktım. Ama daha çok elektriği kullanacağın rotaları seçersen 3 litreleri 4 litreleri bile görebiliyorsun. Tabii ki otoban hızlarında yüksek süratlerde mecburen benzini de kullanıyor, elektriği de kullanıyor. Ama böyle sürekli elektrik motorunu kullanabileceğin rotalar seçersen ya da denk gelirse inanılmaz az yakıyor araba. Yani aşağı yukarı dizel gibi aslında. Yani bir hibrit otomobil aldığında dizele pek gerek kalmıyor. Bir de sessiz, çok sessiz. Benzinli motor da sessiz. Elektrik çalıştığında zaten hiç ses yok. Frenlemelerde kendini şarj ediyor. Şöyle mesela biraz frenli yokuş aşağı indiğinizde hop pil doluyor hemen. Piller demişken 16 hücreli 1.56 kilowatt saatlik piller bulunuyor. Yaklaşık 33 kilo bu pillerin ağırlığı.
İleride bunlar dediğim gibi artacak. Pil atıyorum 50-100 kiloluk pil olacak. Daha da uzun menzilli. Artık yarı elektrik, yani hibritin çoğunluğu atıyorum elektrik tarafında olacak. Bunları zamanla göreceğiz ileride zaten. Yol gürültüsü otomobilin güzel, süspansiyon sönümlemesi de güzel darbeymişi ama belki 18 inç jantlardan da olabilir. Keskin darbeleri ememiyor. Keskin darbeler olduğu gibi içeri hissediyorsunuz. Pat pat, mesela şurada çok keskin bir yer değildi ama tak tak diye geçiyorsun. Ben daha konforlu olmasını beklerdim. Çünkü bu otomobilin arka süspansiyonları bağımsız. Hani bağımsız otomobile göre ben biraz daha konfor beklerdim açıkçası. Ama koltuklar çok konforlu. Koltuklarda konfora belki, bilmiyorum bana mı öyle geliyor ama yok. Volkan falan da kullandı, o da söyledi. Kafalıklar o kadar güzel dolduruyor ki kafanızı. Zaten sürüş pozisyonunu idealini yakalayabiliyorsun. Şöyle kafanı koyduğun zaman şurayı o kadar güzel dolduruyor ki böyle uzun yolculukta ideal sürüş pozisyonun, işte görüş açıları falan çok güzel. Hani bu da aslında bir konfora katkıdır. Arkalar bağımsız olduğu için yol tutuşu da arabanın aslında hiç fena değil. ESP devre dışı bırakılamıyor tabii. Ama size bir göstereyim yol tutuşunu. Gene Kia Cerato şeyleri aldım ben, ezgileri. ESP hunharca devreye giriyor. Aslında otomobilin verdiği tepki, yani lift off yaptığında hafif arkası falan geliyor. Ama ESP devreye giriyor. Orada tabii keyfinizi kaçırıyor. Ama ESP de bayağı canhıraş devreye giriyor. Zank diye yerine oturtuyor arabayı. Yani mesela hızlı girdin, kafadan kayacak, gazı hafif çekiyorsun, hop arkaya transfer ediyor ve gayet başarılı. Bak hop. Tabii böyle gazladığınız zaman hemen pilimiz bitti. Bu sefer tabii pil bittiği zaman performans da düşüyor. Yani uzun süre gazlamak isterseniz pek izin vermiyor otomobil buna. Şimdi pilimizi şarj ediyoruz. Yokuş aşağı güzel, hemen şarj oluyor. Hemen bu arada hızlı şarj oluyor. Bütün bunları yaparken size 6 ileri DCT çift kavramalı şanzıman eşlik ediyor. Keşke direksiyon arkasında da kulakçıklar olsaydı dedim. Çünkü hani sport modu var falan, DCT çift kavrama güzel, hızı iyi. Sport modda da şanzımanın verdiği tepkiler güzel. Çat 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 atıyor vitesleri. Vites oranları güzel. Devir göstergesi olmadığı için tabii göremiyoruz 100 ile giderken, 120 ile giderken kaç devirde. Ama his olarak 2000-2100 devirlerde gibi. Otomobilin genel yalıtımı olarak daha iyi olmalıydı bence. Yani bu fiyatlara daha yıl, daha sessiz bir otomobil bekliyordum. Atıyorum en azından bir Golf gibi, Mazda 3 gibi olabilir. Bu biraz daha böyle yalıtımı zayıf. Bu mesela kapı kilitlediğinde o kapı açma sesi falan, o kilit sesi falan böyle biraz ince hissettiriyor. Bir de belki şu iç mekandaki plastiğin de bir yarattığı olumsuz algı var. Hani çok sert plastik, o bir de parlak siyah plastik. Hani ben bu paralara daha iyileri olmalı. En azından Türkiye'de. Bize özel paket yapsınlar. Sonuç olarak ben Kia Niro'yu alır mıyım? Şimdi bu en dolusu. En dolusu olmasına rağmen bunda güzel bir ekran yok. İç plastik malzeme kalitesi vasat diyebiliriz. Ama bu sonuçta hibrit bir otomobil. Kablosuz şarjı var, sunroofu var. Aslında güzel donanımları da, işte koltuk ısıtması, direksiyon ısıtmaları var.
Bunlarla beraber bu otomobil 153 bin lira. Yani böyle ekranlı bir otomobile 150 bin lira vermek düşündürücü. Vermem yani. Güzel bir multimedya isterdi bu paraya. Ama genel otomobil olarak ben 10 üzerinden 6,5-7 veririm Kia Niro'ya. Konforunu biraz daha iyi beklerdim ama 18'ler var. Belki küçük jantlarla daha iyi hale gelebilir. Çünkü bağımsız süspansiyonlar var. Yol tutuşu güzel, limitleri yüksek. Şasinin seninle iletişimi var güzel. Direksiyonun o tepkileri güzel. Hoşuma gitti yani. Çoğu arabada göremezsin. O gazdan lift off yaptığında hafif senle gelmesi çok güven verici bir hissiyat benim için. Çok beğendim orada. Yani hiç beklemezdim bu otomobilden, öyle söyleyeyim. Fiyat olarak tabii 150 bin lira bence etmez. Daha uygun fiyata alınması lazım. Ama hibrit otomobilleri gitgide sevmeye başladım. Bence Türkiye'de gitgide artacak ve bu geçiş hibritli olacak. Tam elektrikli için belki Türkiye tam hazır değil şu an. Belki hazırlık aşaması da uzun sürecek, altyapı vesaire. Ama hibritleri gün geçtikçe çok daha fazla bineceğiz, kullanacağız, göreceğiz yollarda. Çok merak ettiğiniz Kia Niro testimizden de böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğene basın. Lütfen paylaşın. Daha geniş kitleye sahip olalım. Aileyi büyütelim. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Diğer testlerde, güzel heyecanlı testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.